Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Toplumu iki uçtan kışkırtma projesi, Türkiye bu oyuna karşı uyanık olmalı. Değerli izleyenler, Türkiye'de düzensiz göç ve mülteci meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiği aşikar. Ancak uzmanlar bu konu üzerinde devreye sokulan kaos ve karmaşa planına karşı hem devletin hem halkın uyanık olması gerektiği çağrısında bulunuyor. Son dönemde mülteciler üzerinden artan gerginlik Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Türkiye, son aylarda artan yasa dışı göç dalgasıyla resmi olmayan makamlara göre yaklaşık 6 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi'nin 28 Nisan itibariyle yayımladığı rapora göre, Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3.762.686 Suriyeli bulunuyor. Bunların dışında Orta Asya'dan da ciddi manada göç akını var. Bu mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşü içinse hükümet tarafından çalışmalar devam ediyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon Suriyelinin dönüşü için yeni bir proje başlattıklarını söylemişti. Siyasi arenada da mülteci söylemi ön plana çıkarken zaman zaman provokatif, ırkçı daha da önemlisi yanlış bilgilerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılıyor. Toplum refahını bozan, adli vakalara karışan ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen şahıslarsa, ilgili kurumlar tarafından işlemleri yapıldıktan sonra deport ediliyor. Tüm bunlar yaşanırken göçmen konusu üzerinden Türkiye'ye yönelik bir kaos planı işletiliyor. Bir taraftan provokatif görüntü ve söylemlerle topluma öfke aşılanırken, diğer yandan aynı amaca hizmet eden ve Mülteci Derneği adı altında toplanan oluşumlar aracılığıyla toplumsal hassasiyeti göz ardı eden açıklama ve söylemler toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Özellikle son dönemde sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda söz konusu derneklerin provokatif söylemlerle mülteci konusu üzerindeki tartışmaları alevlendiriyor. Uzmanlar bahsi geçen bazı mülteci derneklerinin aynı güçler tarafından fonlandığını iddia ederken, bu gibi paylaşım ve söylemlere karşı hem hükümeti, hem halkı, hem de göçmenlere uyanık olma çağrısına bulunuyor. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bu konunun sokakları hareketlendirmek için en müsait konu haline geldiğini söylerken, Ümit Özdağ gibi siyasetçilerin bu konunun tetikçiliğini yaptığını belirtiyor. Başbuğ göçmenlerin içinde ABD ajanı olduğu belirlenen bir takım provokatörler olduğunu, hem Türk halkının hem de göçmenlerin uyanık olması gerektiğini belirtti. Başbuğ'a göre asıl amaç mülteci meselesini sokak çatışmasına dönüştürerek 2023 seçimlerini ve iktidarı hedef almak. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ise bu mesele üzerinden çıkarılmak istenen kargaşaya karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısını yaptı. Göçmen politikalarını Soros destekliyor diyen Yaycı, devletin bu sorunu inkar etmemesi ve sınır ötesine çadır kampları kurulması için çalışmaları hızlıca başlaması gerektiğini ifade etti. Haber 7'ye konuşan diğer uzmanlar da, doğru politikanın uygulanmaması durumunda göçmen sorununun ileride daha büyük sıkıntılara yol açacağını belirtiyor.